Efendim merhaba, iyi günler. Burası Şanlıurfa Karaköprü, Maşuk Seyrantepe, 8038. sokak. Biz TEDAŞ'a başvuru yaptık. Bu sitemiz yeni kuruldu. Yerleşen 15-20 dairemiz var. TEDAŞ bizi çok mağdur ediyor. Elektriğimiz yok. Verilen elektrik şantiyenin elektriği. Şantiyeden kullandığımız elektrik de bütün makinalarımızı bozdu. Şu arkadaşımızın kombisi bozuldu. Bu arkadaşımızın televizyonu bozuldu. Hepimiz çok mağduruz. TEDAŞ'a yöneliyoruz. Müteahhitimiz arıyor. Bize diyorlar ki 6 ay, 1 yıl içinde size trafo veririz. Ama diyorlar şart koşuyorlar. Siz trafo bize hibe ederseniz eğer biz sizin işinizi hızlandırırız. Onların mağduriyetini çekiyoruz. Bize hiçbir şey yapılmıyor. Kaç defadır arıyoruz, gelmiyorlar. Gün içinde 6-7 defa bilerek elektriğimiz kesiliyor. Yani biz burada site olarak çok mağduruz. Bize yardımcı olun. Voltajlarımız düşük geliyor. Biz çağırdığımız zaman işte sizin sitenizde bu tarafta 8038. sokakta hiçbir sıkıntının olmadığını söylüyorlar. Fakat elektriğimiz yok. Voltaj düşük geliyor ve televizyonumuz bozuluyor. Kombimiz bozuluyor. Bu karda, kışta, soğukta biz büyük rezalet görüyoruz. Resmen TEDAŞ'ın bize uyguladığı bir eziyet var. Bunu da halkın duymasını istiyoruz. Yani köylere nasıl ki hibe edin, biz size elektrik sağlayalım diyorlarsa, şehrin merkezinde, göbeğinde olan bir siteye diyorlar ki bize hibe edin, trafo hibe edin. Biz ne yapalım şimdi? Nereye başvuralım? Kime gidiyorsak bir sonuç alamıyoruz. Lütfen sizden ricamız, bize yardım edin. Bu sesimizi duyurun. Bizimle bir an önce elektriğimiz gelsin. Soğukta kalmayalım. Kombimiz, televizyonumuz, buzdolabımız yanmasın. Elektriksiz hiçbir şey olmuyor. Bize yardımcı olun. Biz burada toplamamızın sebebi TEDAŞ'ın bize uyguladığı eziyettir. Başka bir şey değil. Müteahhitimiz de başvurdu. Biz de başvuru yaptık. Adamlar diyor ki trafo hibe edeceksiniz. Yoksa 6 ay, 1 sene sonra size elektrik veririz. Bu şekilde olmaz. Bizi mağdur etmeyin. Siz bizden para kazanıyorsunuz. Yardımcı olun. Lütfen bize yardımcı olun. Başka bir şey demiyoruz.